Herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yanımda Mehmet var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu öylesine konuştuğumuz videoların, video serisinin ikincisi. Evet, halen de birincisini yayınlamadığımız için adını koymadığımız. Ama zaten onlar biliyorlar şu an başlıktan. Evet, o yüzden bu... Biz kendi kendimizi mi çürütmüş olduk? Evet, direkt atlayalım. Ve bugün ben bir meseleyle geldim buraya. Bugün benim telif hakkım çiğnendi kardeşim. Nasıl hissediyorsun? Yani bugün hayatımda ilk defa telif hakkım çiğnendi. Benim telif hakkım çiğnendi. Peki yaptığın işe güveniyor muydun? Yani yaptığım işe hiç güvenmiyordum. Bir günde yaptığım bir müzik... Beğenilmiş olsa gerek ki... Kullanıldı. Yani benim iznim olmadan kullanıldı. Şimdi ya daha doğrusu benimle adım geçiyor. Hani kullanılsın zaten. Yani benim maksadım belli burada zaten kitle yapmak. O açıdan kullanılsın ama benim adım geçmeyip de kullanıldığı zaman bana ne hayrı var? Doğru. Ben de hayrını, hiçbir hayrını görmedim. Dolayısıyla başıma böyle bir olay geldi mi? Geldi. Ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey. Sadece olayı seyredeceksin o zaman. Ne yapayım abi, şimdi onunla mı uğraşacağım yani? Ama hani bir telif hakkı çiğnenmiş bir insan olarak şu anda burada oturuyorum artık. Yani hayatımın başka bir evresine, yeni bir dönemine geçtim diyebilirim yani. Evet. Peki bu telifle ilgili konuşmuşken aklıma takılan. Mesela hani kitaplarda biliyoruz 70-75 yıl, tam net hatırlamıyorum. 70-75 yıl yazar öldükten sonra telifi düşüyor kitabın ve artık bütün yayın evleri basmaya hak kazanıyor. Müzikte bu olay nedir? Mesela ben onu da merak ediyorum. Şimdi hazır YouTube için bir şeyler yapıyoruz. Senin bilgin varsa onunla ilgili de konuşalım. Hiçbir bilgim yok. Hiçbir bilgim yok ama bir saniyenizi alacağım. Hemen soralım. Evet. Yani şöyle bir şey var. Bir müzik eserinin yüzde kaçını kullanabiliyorsun? Hemen soralım. Telife takılmıyor. Geliyor. Bir müzik eserinin telifi kaç yıl içinde düşer ve bir müzik eserinin ne kadarlık bir kısmını kullanırsak bu telif hakkına tabi olur. Bir müzik eserinin telif hakkı, eserin yaratıldığı tarihten itibaren genellikle eser sahibinin ölümünden sonra 70 yıl boyunca korunur. Bu süre ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Ancak uluslararası standart bu şekildedir. Bir müzik eserinin ne kadarının kullanılabileceği konusunda ise belirli bir sınır yoktur. Kullanımın telif hakkına tabi olup olmadığını belirleyen faktörler arasında kullanılan kısmın uzunluğu, eserin önemli ve ayırt edici bölümlerinin kullanılıp kullanılmadığı, kullanım amacı, ticari veya ticari olmayan ve kullanılan kısmın eserin orijinal değerine etkisi bulunur. Bu durum genellikle adil kullanım, fair use kavramı çerçevesinde değerlendirilir ve her bir kullanım durumu ayrı ayrı incelenir. Eserin belirli bir kısmını kullanmak... Teşekkür ederiz, bu kadarı yeterli. Şimdi sayın hocam, gördüğünüz gibi şöyle bir şey söz konusu. Demek 70 yıl aynı hikaye burada da geçerliymiş ama şu var. Hakikaten bir eserin mesela bu telife tabidir diyebilmen için hocam. O eserdeki bir müzik cümlesi veya ritmik bir phrase var ama hani çok imza bir şey. Yani o esere özgü. Şimdi onu nasıl bileceksin mesela? Çünkü hocam çok sezgisel bir şey. Yani bilir kişi üzerinden falan yapılıyor büyük ihtimalle çalışması ama. Evet, 7 nota var. Ha, yere... Zaten doğrudan Serdar Ortaç'ı çağırıyorlar. O bilir kişi o. 7 nota var kardeşim. Bırak dağılın, hepiniz haklısınız. Hadi güle güle. Yok. Ya şey oluyor. Ya sallıyorum şimdi. Just beat it. Değil mi mesela? Yani bunu aldığın zaman, yani bunun mesela aldın diyelim ki, böyle bir chop yaptın, kestin. Burada bir sıkıntı yok.
Eser çünkü müzik cümlesi kendini belli etmedi ama. Ama o zaman enstrümantal olarak kullandığında da sıkıntı yaratmıyor olması lazım. Yok yok hayır hayır. Yani bu zaten enstrümantal kullanıyorum ya şu anda. Evet de o zaman hani vokal olmadığı sürece senin bunu %100 kullanman da sıkıntı yaratmıyor gibi bir şey. Hayır 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 yok yok. Bak dediğimi sen anlamadın. Bak şimdi ben mesela Beedit'in bu başındaki riff'i mesela aldım. Tamam. Michael daha girmedi. Bir şey demiyor henüz Michael. Yani işte yok sokaklarda kavga etme bilmem ne biliyorsun. İçeri Beedit. Beedit basket manasında değil mi hocam? Şimdi buradan da izleyenlerimize bunları anlatmış oluyor. Beedit basket yani şey demek istiyor hocam. Sen de güçlüyüm, kuvvetliyim. Yani ben böyle bir insanım demek istiyorsun ama diyor. Basket baba. Değmez diyor yani. Evet. Anladın mı? Hani güzel bir içeriği var aslında bence. Beedit bu arada hani şey olarak sözlerin çevresine falan da bakabilirsiniz. Yani hoş bir şarkı da. Orada mesela bu riff'i kullanabilir miyiz üzerinden ben gittim. Şu anda mesela bir örnek olarak bunu kullanalım diye. Mesela şimdi riff'in kendini belli ettiği bir yer var değil mi mesela? Hani işte du-ru-du-du. Mesela bu belli düğüm etmiyor. Bak şu an du-ru-du-du. Herkes yapabilir onu. Bir, yani bir aralık gidiyor sonra tekrar ediyor değil mi? Mesela. Evet değil mi? Yani üç tane falan nota var. Bu şekilde gidiyor. Henüz daha anlamadık biz onu mesela. Beedit olduğunu daha beynimiz Beedit olduğuna karar vermedi bence. Çözemedi. Aynen. Ama. İşte oradaki o. S'ler özellikle inanılmaz belirleyici değil mi mesela? Peki sadece alttaki o... Bunu aldığın anda mesela sen bunu Beedit olduğunu net anladın değil mi mesela? Abi bunu kullanamazsın işte. O zaman şöyle yapıyoruz yani. Enstrümanları yani o parçada kullanılan enstrümanları parça parça evet. kullanabiliyoruz. Atıyorum aynen. ki burada alkış sesi var. Alkış sesini onu, o ritimde tabii. belki kullanabiliyorsun istediğin tabii, tabii. gibi ama... O kişt, aldın mesela orayı çopladın orayı kestin hiçbir şekilde telife tabi değil. Kesinlikle evet. öyle. Aynen öyle. Ha dediğin gibi yani sen onu demek istiyordun demin. Neden enstrümantali ben aldım her yerini çopladım. Evet. Küçük küçük parçalara ayırdım. Kendi sonra kafama tane, göre böldüm. Değil mi? Triangle'a böyle ting yapmış adam. Onu alamaz mısın? Babalar gibi alırsın mesela orada hiçbir sıkıntı yok. Çünkü mesela şey olarak düşünüyorum bir müziğin tüm bir kurulan yapısını düşün. Mesela o altyapıyı düşün. Bazı şarkılarda çok güzel tınılar yakalıyorsun, duyuyorsun. Atıyorum üreticisin, müzik üretiyorsun. Şimdi orada olan sesi arayıp bulman çok zor. O yüzden var olan bir şarkıda bu varsa sen bunu tanıtıp programa onun benzeri sesleri tekrardan üretiyor hale geliyorsun ya. Aslında. Ya tabii yani şöyle oluyor mesela bir sesi aldın diyelim ki. Mesela işte ya bak bu arada... Mesela şey de telife tabi. Bak şimdi onu da anlatacağım. Araya da bunu ekleyeceğim. Mesela şey var ya. Çıka çıka. Hocam bu Michael'ın evet. yaptığı hareketler var ya mesela. Bunlar telifli hocam. Benim aklıma yerler kaynıyor yalnız geldi. Ya işte o mesela orada telif hakkı çiğnendi o programda. Aslında Bill Michael'ın avukatlarının dava açması lazım yani. Yerler kaynıyor. O 10 numara bir insandı bu arada. Ama... Mesela bunlar da telife tabi olmuş. Çünkü çok bariz bir şekilde Michael'a ait bir takım nidalar. Mesela hi hi falan yapıyor mu? Ya evet. O kadar belli ki anladın mı? Duyduğun anda beyin direkt Michael Jackson'a alarm veriyor. Ya o yüzden ben de söyleyebilirim bunu. Tabii tabii sen bunu söylersin ama burada bir adam dese ki kardeşim bu tonu, bu tarzı Michael kullandı. Ve senin şarkında bunlar insanlar bunu duyduğu anda direkt Michael Jackson diyorlar. No 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 diyor yani tamam mı sen bunu yapamazsın ama mesela hi hi diğerine sallıyorum işte hi hi yap mesela hiçbir şey olmaz bak. Çünkü Michael olduğu anlaşılmıyor diğerine. Yani çok ince bir şey. Çok ızdırap bir konu. Yani. Veya şeyi aldın mesela bir sesi aldın. Diyelim ki mesela dün 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 diye bir gitar var mesela. İşte sen dün dün çopladın orayı kestin. Mesela işte. Sonra onu sampler'a yükledin. Sampler da şunu yapabiliyor mesela işte C3 notasına yerleştirdin sample'ın değişmeyecek olan notasını. Daha sonra geriye veya ileri yani basa veya tize doğru sen notaları ilerlettikçe
yazılım aslında onun onu ilerletiyor işte, tizleştiriyor veya baslaştırıyor, evet. Ama birebir aynı sesi kullanmış oluyorsun. Ha tabii ki robotik bir şeye dönüştürüyor mutlaka. Yani onun sample olduğu belli oluyor ama zaten bu işin biraz da estetiği de orada. Kendine has bir estetiği var diyelim yani. Bunu bu şekilde yapmakta hiçbir sıkıntı olmuyor mesela. Ve dediğim gibi çünkü o gitar tonu öyle bir tondur ki işte ne bileyim. Ya bir daha dünyada örnek mesela NASA tüpleri falan kullanılıyordu bir dönemin o cihazlarında. NASA tüpleri bitti. Evet. Evden mutfak topu bitti gibi bir durum oldu ama yani. Evde NASA tüpü bitti, sen hala diyorsun ki bana falan, ha yani böyle bir durum. Gerçekten NASA tüpü bitmiş abi yani dünyada mesela. O tüp bir daha yok. Evet. Bir daha o tüpten yok. O yüzden o tüple kaydedilmiş sesi tabii ki de alıp kullanıyorsun. Çünkü bir daha öyle bir şey oluşturman mümkün değil. Ya benim mesela merak ettiğim bir konuysa. Şimdi burada mesela bir şey kullanacaksın. Şarkı devam ediyor. Ve o senin ilgini çeken kısım vokalin de altında. Enstrümantal olarak tabii ki. Devam ediyor altta. Aynen. Şimdi oradan onu nasıl ayırabilirsin ki? Vokalin de sesi baskın mesela. Altyapıda çok baskın bir şekilde. Şimdi abi gidiyor. Yapay zeka. Ya şimdi yapay zekadan öncesini anlatayım. Eğer bir ihtimalle mid-side equing diye bir mevzu var. O da şu. Şimdi çok teknik bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi kapatabilirsiniz. Haydi çocuklar. Şimdi yatağa. Alttan şerit geçiyor. Alttan şey onu koyabilirsin de yani, evet. O da telife tabi olmasın hocam. Devlet falan bize dava açmasın. Şeyden yaparız. ChatGPT'den falan. Ha, oradan yalanını oradan. Yani biraz evet. Benzerini. Şimdi hocam şöyle oluyor. Stereo kaydedilmiş bir seste sola ve sağa giden iki ayrı sinyal söz konusu. Eğer bu iki kanala giden sinyal birebir aynı düzeyde ikisine de veriliyorsa bu sesi biz ortada algılıyoruz. Yani biz kulaklığı taktığımız zaman bu adam tam karşımızda duruyor gibi oluyor. Her iki kulaklığa da aynı ses gittiği için. Genellikle yani bu illa böyle olacak diye bir kaydı yok ama genellikle mesela şarkıcının sesi tam ortaya konur. Bazen mesela tam kenarlara açılmış da olabilir yani bu bir ihtimal evet. Hep. Ve enstrümanlarda biraz daha stereosu geniş bir şekilde verilir ki hani o yüzden mesela bazı bir separation olsun. Anladım. Daha rahat duyulsun stereo'da. Bir de şey oluyor ya mesela bazı şarkılarda atıyorum bazı enstrümanlar sol taraftan gelirken bazı sağ taraftan geliyor. Öyle. O zaman ayırmak tabii daha tabii ki kolay. Ne yapıyorsun? Direkt bakıyor abi. İki tarafa da eşit giden sinyallerin fazlarını ters çevirip nötrlüyor. Evet. Çok elektriksel bir durum. Ve onlar otomatik olarak birbirini sıfırlıyor. Yani her ikisine de aynı sinyal gittiği için o aynı giden sinyaller kendini sıfırlıyor ve sadece sağ ve sola dağılmış olan sinyalleri evet. Duyuyorsun. Eskiden bu iş genellikle bu işte mid-side EQ tekniğiyle yapılıyor idi. Peki vokalin öyle şey kalmıyor mu yani sesi falan? Mutlaka kalıyor tabii canım oraya yani şöyle. Yani %100 temizleme gibi bir şey yok, mi? Yok yok yoktu. Çünkü şöyle düşün mesela genellikle vokal ortaya konmuş olsa bile mesela reverb efekti gibi bir şey kullanmışsa ya da canlı bir reverb de kaydedilmiş olabilir. İşte bunlar da genelde stereo kaydedilen şeyler oluyor. Mono kaydedildiyse gene sıkıntı o zaman. Yok. Ayırmak. Çünkü zaten tek kanaldan geliyor. Mono kaydedilmişse zaten. İşte onu diyorum ben hani nasıl ayıracaksın tek kanal zaten. Hayır şimdi şöyle bak şarkıcı mı mono kaydedilmiş şarkı mı mono mastering yapılmış? Mono düşün mesela. Bütün şarkı bütün mono mastering yapılmışsa hiçbir şey yapamam. Yani en azından bu yöntemle olmaz ne yapacaksın? Filtreleyeceksin. Ama onda da çok kalıntı olur işte. Müthiş halde. Derecede kalıntı oluyor yapacak yani hiçbir şey yok. Rezalet bir durum. Yani orada elin kolun bağlanıyor. Bu eğer stereo kaydedilmişse işte ya en fazla sızabilecek şey işte reverb'ler stereo kaydedildiği için ortaya konmadığı için hani biraz daha vokal geniş duyulsun böyle bir alan açılmış gibi hani spacey bir şey olsun diye ona oradaki reverb'ler falan geriye kalabilir. Ama günümüzde yapay zeka ne yapıyor abi? Bunun bass frequency'sini ve sub veya işte üst armoniklerini otomatik olarak algılıyor yani. Bunu öğrenmiş, çözmüş ve onları direkt oradan alıp
geriye bize enstrümanların frekanslarını bırakıyor. Tabii ki burada yaptığı şey bir ölçüde notch filtering diye bir şey var, çentik filtreleme. O çentik filtrelemeyi detaylı ve çok dinamik bir şekilde kullanarak o yapay zeka çok temiz iyi yapıyor ve sen alabiliyorsun. Ama orada da enstrümanın çeşitli armonik tınılarında kayıplar mutlaka oluyor da çoğunlukla kulak onu, yani normal bir kulak diyelim. O zaman atıyorum enstrümanlardan da mesela kaybolan şeyler ya da sesi çok azalanlar oluyorsa sen tekrar üzerine enstrümanlarla destek atabilirsin hocam. Kesinlikle öyle. Çokça da yapılan bir şey. Ya da mesela şöyle oluyor. Adam mesela bir breakbeat var. İşte oradaki kickler diyelim ki adam içki diyelim ki değil, genellikle yeteri kadar güçlü olmuyor. Eski evet, bir kayıt olduğu için. İşte o zaman daha mikrofon teknolojisi falan da 80'lerdeki noktaya gelmemiş evet mesela. Tabii ki daha düşük güçte sablar söz konusu olacağından. Ne yapıyor adam? Oraya bir destekleyen layer, drum layering dediğimiz şeyi yapıyor işte. Oraya bir kick daha koyuyor. Ne bileyim işte hi-hatler belki çok koyu geliyor. Adam özellikle rapte falan daha tiz hi-hatler evet istiyor falan. Hi-hat ekliyor vesaire vesaire. Bu şekilde bir durum da var. Zaten ortaya yazsa yepyeni bir sound çıkıyor ya, evet, bir şekilde yani günün sonunda. Ama şey var işte hani hala yani yapay zekadan dinlediğimiz kadarıyla telif konusu havada. Yani ne kadarlık bir kısmını kullanabilirsin. Şimdi çok şey diyorsun mesela, hani burası fark edilmez diyorsun ama belki de bana göre fark edildi. Ha, aynen öyle. Yani bu 50 sene şey önce yapılan çok ünlü bir şarkının belki de o kısmı alınmıştı. O fark edilmeyecek dediğin kısımda ve daha sonra dava açılma riski de var. Tabii yani. Ve ya bunlar çokça da olmuş şeye bile, ya işte Michael'dan gidiyoruz madem. Evet. Mama say mama say de makusa. Çok anlamlı bir söz bu. Bunun bu arada hiçbir anlamı yok bu sözün. Ama mesela bu Kamerunlu bir müzisyenin eseri. Makusa'lı bir ismi var. Yani evet, tam hatırlamıyorum şarkıyı. Ve hatta ilk disco eseri deniyor bu şarkı için hocam. Evet. Disco'nun ilk eski disco türünü benden daha iyi bilirsiniz ama ya, hani ben bu kadar derinlerine araştırdım. Ben Mama Say'di Makusa özür dilerim. Üzerinden bir yaptığım bir araştırma söz konusu oldu. Şansa ben de öğrenmiş oldum. Bunu kesinlikle dinleyeceğim bu arada. Evet, o Makusa'ya bir burada bir hocam, eklik kalmışım. Bir bakalım hocam evet, lütfen. Bu evet artık bir diskoda çünkü yani disco kültürüne bir şeydir yani, yani ihanettir bu. Şu an utançtan başımı öne eğmek istiyorum ama seyircilerimize. Ya siz bunca yıllık diskocusunuz yani nasıl oluyor da yani Makusa, Makusa'yı bilmiyorsunuz. Ben Rihanna'dan biliyorum bunu. Tabii Rihanna da daha sonra kullanıyor ve bu adam hem MC'ye hem Rihanna ablamıza dava açmış. Sonuç? Yok. Nasıl yani? Arkası yokmuş anlarsın ya, bağımsız yargı ha falan. Ya mutlaka öyledir. Bir de demek ki yani oradaki bilirkişi için işte tabii şakası bağımsız yargı falan, Amerikan yargısından ben ne anlarım da yani muhtemelen bilirkişi dedi ki ne alaka kardeşim falan dedi yani o şekilde i̇şte bir şey. İşte senin dediğin şeye geliyor o zaman, altyapıda o kadar çok oynama yapıyorlar ki hani bu çok ayırt edici bir nokta değil durumuna geldi. Ha bir de ya bu phrase mesela dinlediğinde de hani melodik olarak falan da çok ritmik olarak biraz benziyor ama orada bile birebir aynısı değil. Yani orada ben de bilirkişi olsam açıkçası telif ödetmem Michael'a. Ama o zaman şöyle bir şey var. Rihanna da Michael Jackson'a belki büyük bir telif ödedi bunu kullanabilmek için. Ya o tabii canım, onlar kendi aralarında anlaşmışlardır artık o dönemde yani mutlaka. O zaman şeye dönüyor işte hani 70'lerde 80'lerde yurt dışından çokça şarkı Türkiye'de örnekleri alınarak yeni bir şeymiş gibi sunuldu. Bunların telif hakları ödenmedi falan. Bu muhabbetler de dönüyor şimdi ya. Onu sen tabii şimdi bak, onu sen Amerikalı'ya yapamazsın. Onu yemez. Ama Mısırlı'ya, Hintli'ye onlar çok güzel yaptılar. Evet. Yani Türkiye'de de bunlar
Yani şimdi ben burada bazı iddiaları gün ben burada konuşursam yer yerinden oynar ama susuyorum. Hepimiz altında kalırız Salih. Doğru. Bu konuşacağım şey. Ya yok, ben bir isim vermek istemiyorum ama hani genel olarak Türkiye'de evet abi bu çok çelik. Ya sadece duyduğum şeyler bunlar da hani. Vallahi benim de duyduğum şey, çünkü zaten bir o şarkıyı dinledim, bir bu şarkıyı dinledim ve duydum ve gerçekten çalıntı abi yani hani. Ya aslında basbaya, şeye bakmak lazım. Benim de duyduğum bir şey bu yani. Hani o albümlerin kapakları vesaire, hani o kartonetleri vesaire, buralarda bilgiler var mı mesela? Hani şimdi bazılarına çok şöyle oluyor. Ya o kadar keyfi gitmiş ki abi. Hani bazılarında yazmışlar. Hatta şöyle mesela, albümün ilk baskısında yazmamış. İkinci, üçüncü baskıda ne hikmetse adamın adı geçmiş. Belki bir telif ödenmiş veya hiç ödenmemiş. Yani böyle abi müthiş derecede gevşek bir telif anlayışı. Yani Türkiye'de zaten ortada bir telif yok. Abi düşünsene işte Kemal Sunal filmleri Peynir Ekmek gibi televizyonda evet. Oynuyor. Hiç Ali ne yapsın orada? Güldür güldürdü değil mi? Doğru. Ali de ekmeğinin peşinde orada oturuyor bütün gün güldür güldürdü. Show TV. Belki Show TV ona bir şey ödüyordur. Aralarında bir ya ben biraz daha var diye mi? Hani yerel çok kanallar değil. Vesaire yani uydudaki bir takım kanalların daha çok telif ödemeden, ki şuna rastladığımı hatırlıyorum ben o tarz kanallarda. YouTube kanalında mesela logosu olur ya şeyin. HD yok şey, ha o an hani ben şundan çok korktum abi, kanalı açıyorsun aşağıda HD film cehennemi yazıyor. Şey, filmimiz bizim sitemizden seyredin. Tabii tabii, diziFilmizle.com yazıyor falan, artık o kadar bir gevşeklik yok, o yok. Kadar değil. Yani resmi kanaldan indirmiş mesela logoyu ama kapatmış. Mesela Universal falan yazıyor orada. Evet. Değil mi? Yani bilmiyorum, hani bir firma bunu kendisi zaten verdiyse ya da bunu kiraladıysa zaten o şekilde vermez. Filigranlı vermez yani tabii. Yani öyle bir durumda. Ya da belki şöyle bir paketleri vardır. Filigranlı paketimiz var. Ha, reklamlı çok... reklamsız. Ha, reklamlı paket almışlardır belki. Hiç sanmıyorum da başarılar. Yani abi böyle bir tabii gevşeklik söz konusu. Ama yani böyle her şeye de işte telif dememekte de fayda var. Ya zaten telif konusu çok büyük sıkıntı. Şimdi hani madem ChatGPT'ye falan da sorduk. Şimdi ChatGPT üzerinden de üretilen eserler var. İleride bunların telif konusu nasıl olacak? Mesela ChatGPT'nin ürettikleri ve insanların ürettikleri. Ehline soralım. Ehline müracaat edelim. Baba. Bakalım ne diyor. Merhaba. Ya şimdi senin üzerinden ya da işte bu Midjourney vesaire var. Gerçi onu da sen mi yapıyorsun bilmiyorum. Altyapısı sen misin? Hiçbir fikrim yok. O konuda da bizi aydınlatabilirsin de. Bu üretilen görseller veya işte müzik üretebildiğimiz bir takım şeyler de vardı. Geçen görmüştüm. Neyse, bunlar da üretilen şeyler telife tabi olacak mı? OpenAI mesela bunlar için bir telif isteyecek mi? Bu süreç nasıl işleyecek yasal olarak, ne dersin? Merhaba. OpenAI'nin altyapısını kullanarak görsel ve müzik üretebiliyorsun. Ancak Midjourney başka bir platform ve bağımsız bir hizmet sunuyor. Bu tür yapay zeka tarafından üretilen içerikler konusunda telif hakları ve yasal durumlar oldukça karmaşık ve gelişmekte olan bir alan. Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin telif hakkı durumu genellikle şu noktalara bağlıdır. 1. İçerik sahipliği. Bir yapay zeka sistemi tarafından üretilen içeriklerin sahipliği konusunda mevcut yasalar genellikle insan yaratıcılar üzerinden çalıştığı için yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin sahibi kim olacağı hala tartışmalı bir konu. 2. Kullanım hakları. OpenAI gibi platformlar kullanıcıların oluşturdukları içerikleri kullanma hakkına sahip olup olmadıklarını belirlemek için genellikle hizmet şartları ve kullanıcı anlaşmalarında bu konuyu açıklarlar. OpenAI'nin politikası şu anda kullanıcıların oluşturdukları içerikler üzerinde tam haklara sahip oldukları yönünde. Yani kullanıcılar oluşturdukları içerikleri istedikleri gibi kullanabilirler. 3. Telif hakları. Eğer yapay zeka tarafından üretilen içerik orijinal bir eser yaratıyorsa
Bu eserin telif hakkı durumuna ilişkin yasal çerçeve henüz tam olarak belirlenmiş değil. Ancak bir insanın yaratıcı katkısı varsa bu durumda o insan telif hakkına sahip olabilir. Yani OpenAI, OpenAI'nin... Peki, çok teşekkür ederim. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Yusuf Miroğlu kanunlarını bana sayar mısın? Tabii Yusuf Miroğlu kanunları Deli Yürek adlı Türk televizyon dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakter Yusuf Miroğlu tarafından söylenen ve halk arasında oldukça popüler olan sözlerdir. İşte Yusuf Miroğlu'nun bazı ünlü kanunları. 1. Yusuf Miroğlu'nu yalnız Allah yargılar. 2. Yusuf Miroğlu'nu kaybeden kaybetmiştir. 3. Yusuf Miroğlu'nu terk eden terk edilmiştir. 4. Yusuf Miroğlu'nu bekleten beklemiştir. Ve Yusuf Miroğlu'nu aldatan aldatılmıştır. Kanunlar Yusuf Miroğlu karakterinin güçlü, adaletli ve mert duruşunu yansıtıyor ve izleyiciler arasında derin bir iz. Bu arada şimdi acilen bu konuya bir açıklık getirmemiz lazım. Sana Yusuf Miroğlu kanunları yanlış öğretilmiş. Yani bildiğin trollenmişsin. Bu konuyu bir kere açıklığa kavuşturalım. Şimdi ben sana söylüyorum. Sana Yusuf Miroğlu kanunlarını bildiriyorum. 1. Sizin alem dediğiniz bu vitrin dünyasının bütün raconlarını... Tabii bu konuyu bir... 1. Sizin alem dediğiniz vitrin dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin... Bu Yusuf Miroğlu'nun güçlü ve kararlı duruşunu yansıtan bir söz. Devam edelim. Diğer kanunları da senden dinlemek istiyorum. Ayrıca bu sözün telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Şaka için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. 2. Benle yaptığınız bütün iyi işleri unutacak, bir daha anmayı aklınıza bile getirmeyeceksiniz. 3. Nefsi müdafaa hariç hiçbir şekilde silah kullanmayacaksınız. 4. Anladım. Yusuf Miroğlu'nun kanunları gerçekten ciddi ifadeler içeriyor. İşte şimdi doğru haliyle. 1. Sizin alem dediğiniz bitirim dünyasının bütün raconlarınız şu andan itibaren tedavülden kaldırılmıştır. Ayrıca bu sözün telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Şaka için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. 2. Benle yaptığınız bütün iyi işin bir daha... 3. Nefsi müdafaa hariç hiçbir şey silah kullanmayacaksınız. Bu kurallar Yusuf Miroğlu'nun adalet şimdi ortaya koyuyor. Eklemek istediğim başka kanunlar var. Var. İhale tezgahı, park ağalığı, değnekçilik, korumacılık, kolpacılık gibi işlerle falan. O kısmı var. Orada biraz meslekleri karıştırıyorum ama onu sana daha sonra anlatacağım. Şimdi kapatayım. Yayını da kapatacağız büyük ihtimalle. Ama lütfen yani bu kuralların doğrusunu öğrenelim. Ben sana öğretmeye devam edeceğim. Orada bir sıkıntı yok. Yani daha da güzel ben onu bir transkript edeyim. Biraz ezberimde kaldığı kadarıyla söyledim. O konuyu halledeceğiz, tamam mı? Hiç merak etme. Evet, gözümden yaş geldi. Gerçekten gözümden yaş geldi. Hadi kendisi sonradan böyle bir aksiyon alıp şimdi ben de bir tekrar edeyim demesi çok ilginç oldu. Ama abi ya bildiğin inci sözlük trollemiş ya bildiğin ChatGPT'yi. Çok ayıp bir şey bu ya. Ya bu kadar olmaz abi. Ama Yusuf Miroğlu aldatan aldanır. Abi yok böyle bir şey yok. Yusuf Miroğlu sadece Allah only God can judge me falan yani. Hocam kim yazdı bunları ya? Çok üzüldüm lan. Çok bilmiyorum ben. Bitirdiler lan beni akşam akşam. Zaten telif hakkım çiğnenmiş. Yusuf Miroğlu kanunları ChatGPT'ye yanlış anlatılmış. Onun bile telif haklarını yaptı. Çok kötü hissediyorum bu akşam arkadaşlar. Ben bu videoyu... Bitirelim bence. Ben bitiriyorum abi. Benim daha fazla dayanamayacağım yani. O zaman buraya kadar seyreden herkese teşekkür ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup like atarsanız kendimi daha iyi hissedeceğim. Şu an hiç iyi değilim. Görüşmek üzere.